Ben size o zaman genel insanların şikayetlerinden bahsedeyim. Siz onlarla tamam. ilgili buradan nokta atışı tamam. yapın. Kalp damar sağlığı için. Yani şu grubun hepsi kalp damar sağlığı. Niye çok önemli? Son birkaç yıldır inanılmaz derecede kalp krizleri, damar tıkanmaları ve buna benzer birçok rahatsızlık. Bir aşılar uyumluyor. sebep deniyor ama bunun yanında obeste, sağlıksız beslenme, stres gelen, konuk gelen hekimlerimiz onları söylüyor. Bunu direkt aşıya atmak doğru değil. değil. Sağlıklı yaşıyor muyuz ki? Kendimizde, vücudumuza iyi bakıyor muyuz? Obezite çok arttı. Düzensiz, sağlıksız beslenme işte. O yüzden bu doğal gıdalardan destek almamız evet. e, faydalı. Va zaman bunların sebeplerini e, ilerleyen tarihlerde ortaya çıkaracaktır diye Hı -hı. düşünüyorum. Çok şüphe var ve çok fazla yaygınlık var. Kamuoyunun önünde bilinen insanlar da bu damar rahatsızlıklarından son evet. dönemlerde kaynaklanıyor. E, Rahmete kavuşanlar var, bir sürü sıkıntı yaşayanlar var. Allah herkese yardımcısı Amin. olsun diyelim. Neler var? Bir kere kalp damar sağlığı olmazsa olmaz içinde yine bize evet. tıbbi bitki diye geçen ama ülkemizde çok bolca bulunan bitkiler var. Bunları sayalım ilk önce. Hı hı. bir Üzerinden tek tek geçeriz. Nelerimiz var? Zeytin yaprağımız var. Zeytin yaprağı. Yani düşünün ki bir tane bitki tansiyonu iyi geliyor, diyabeti geliyor, ee, aynı zamanda da e, kolesterol iyi geliyor, triglyceride iyi geliyor. Yani yeah. evet bu sene zeytin fiyatları malum ortada dolayısıyla eğer alamıyorsak iyi bir alternatif beslenme listesi. İnşallah herkes alabilir. İnşallah herkes bol bol kavuşur ama zeytin yaprağı iyi bir alternatif polifenoller bakımından çok yüksek, çok zengin virüslere karşı aynı zamanda da Eskiden anneannem de hatırlarım kahvaltıya getirdiği zeytin tabağının yanında bu yapraklar da olurdu yeşil zeytinin yanında. Bakın hatta ne var biliyor musunuz? Enteresandır. Biz acı falan deriz tadına ama Yok, hala Ege'de e, zeytin sıkılırken yapraklar içinden ayıklanır. Ayıklanmamasını isteyen bir, bir grup insan var hala evet, eskilerde. Ben de onlardan biriyim Heh. ki şeyde böyle bir kahvaltı ürünü e, ürün olarak da seviyorum tabii. yani onun ekşiliği falan hem tok tutucu özelliği de kesinlikle. var. Ödem atıyor, diniyor. Bakmayın kesinlikle ben de ilgilenmişim. E, tabii Esinlikle tabii 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 tabii. Tabii. Yani bildiklerim de var. Peki e, zeytin yaprağı dedik. Başka? Zeytin yaprağı çay olarak tüketilebilir. Öğüterek Hı -hı. tüketebilirsiniz. Çoban çökerten isimli bir bitkimiz var. Çoban çökerten. Evet, Tribulus diye de geçiyor. Vücutçular bunu çok yaygın kullanırlar. Yani bu protein tozlarına çok iyi alternatiftir. Çok iyi enerji verir ama kalp damar rahatsızlıkları için. Bakın şöyle şurada gördüğünüz şekilde küçük küçük dikenleri var. Niye çoban çok çökerten? Çok sert bir dikeni var. Ayağınızdaki Aa. ayakkabı varken bile ayağınıza okay. batabilir ve köylüler bunu çok sevmezler. Hatta buradan... Ee, uzun zaman yaşadığım köyüme Muğla, gökçe zeytin köyü selamlar. Bazı köylerin tarlalarında var. Ayaklarındaki lastiklerle üzerine bastıkları zaman da lastikten o daha... O Tabii tabii araba lastiğini patlattığını iddia ederler. Ama Peki bunu suya koyup kaynatınca o batan kısmı yok, yumuşuyor yumuşuyor gidiyor yok oluyor. İstiyorsanız da öğüterek de tüketebiliyorsunuz. <laughs> hı, hı. İnanılmaz kalp damar destekleyici özelliği vardır. Hormon düzenleyici özelliği vardır. Ee, yine gelelim ülkemizde çok yaygın bilinen alıç. Alıç. Yeni mevsimi geçti, kurutunu bulabilirler, öğütülmüş tozunu bulabilirler, yaprağını, çiçeğini bulabilirler. İkisinin bir arada hepsi inanın kullanılır. Ee, dünyada kalp kasları, kalple ilgili bir sıkıntı yaşadığınız zaman özellikle kriz benzeri, kalp kaslarında bir takım harabiyet meydana gelir. Hı -hı. Ve bunu ortadan kaldırıp minimize eden yegane besindir dünyada alış. O anlamda tıbbi aromatik bitki Hı -hı. diye geçer ama... E, yabancılar çok fazla bilmiyorlar da. dolayısıyla ben de benim için bu bir süper gıda. E, marmelatını yiyebilirsiniz. Buzluğunuz varsa alış zaman ne olur alın. buz Buzdolabınıza atın. Çayını yapıp içebilirsiniz. Öğütülmüş tozunu balın içine koyabilirsiniz, pekmezin içine koyabilirsiniz, yoğurdun içine koyabilirsiniz. Buradakilerin hepsi şu, şu sıralamanın hepsi şöyle gösterelim. Süper gıda sıralaması. Bence bence süper gıda. Bakın bunlar her alıç. tarafta da ana evet, alıç. Bu da çoban. Bu da çiçeği. Çiçeği. Bu da alıçın çiçeği. Alıçın çiçeği. Evet evet. Babanın öbürü. İkisi de kullanılır ama aynı zamanda ne sadece kalp damar mı? Kalp destekleyici söyledik, kalp kasları için çok iyi söyledik. Bir kere trigliserit için çok iyi. İki, yüksek tansiyon için çok iyi bir dengeleyici. Yani tansiyonu düşürücü özelliği var ve nabza zarar vermeden. Aynı zamanda alıçın bir de sirkesi var. Tıkalı damarlar için Anadolu Halk Tababeti'nde yüzlerce yıldır kullanılmış. Çok iyi ki kalp damar sağlığı sadece kalbi etkilemiyor Doğru. dolaşım problemi varis yapıyor ki çok insan varisten çok mutsuz. Yani dolayısıyla o dolaşımı güçlendirdiğimizde varis problemlerine karşı da örneği bir kalkan olacak. Kesinlikle bıraktım. aynı zamanda inmeler işte felç dediğimiz Hı -hı. E evet. emboli atmalar yani her, biri her biri dolaşım ilgili. bozukluğuyla ilgili damar yani sağlığı. Mide problemi olanlara bir şey var mı? Kesinlikle kullanabilir bakın halkımızda şöyle bir kan var hemen onu düzeltelim. Evet. Benim ben midem kanı... hassas. Evet. Benim midem hassas. Kime sorsanız cildi de hassas, midesi de hassas. <laughs> midem hassas. Ben sirke içemiyorum. Evet. Hayır gerçek fermente edilmiş, normal süreçlerini tam olarak tamamlamış, Anadolu'da anam babam usulü, köylülerin usulü yapılan metotta yapılmış sirke hiçbir zarar vermez. Sizin marketten Hemen aldığınız 5 liraya... Hızlandırılmış, sentetik yolla yapılmış sirkeyi alırsanız midenize zarar verirsiniz. Çünkü içine ilave asetik asit koyuyorlar. Yani normal sirkecin oluşma sürecinde meydana çıkan ve belli oranlarda olan asit değil, laboratuvarda, yapay ortamlardan, sentetik olarak üretilmiş asetik asit alırsanız evet midenizi dahi kanat Biraz ediyorsun. fabrikasyon oluyor onlar. Yani bu şey gibi annemizin yaptığı yemekler bir şey yapmıyor. Dışarıda bir yemek yiyorsunuz. işte ya da bir kızartma o gün mideniz yanıyor falan İşte aynı şey. Aynı şey. Niye? Sizin yaptığınız kızartma yağı tek kere kullanıyorsunuz, birinci kalite yağ kullanıyorsunuz. O tek tarafta dışarıda yediğinizde belki 3 kere, belki 5 kere, belki 10 gündür aynı yağ kullanılıyor, bilemiyorsunuz. Hı hı. Sizin kadar kalitesi iyi olmayabilir. Ee, aslında orada ne o yemeğe kabaat bulmak lazım. Oradaki Tabii. uygulamanın hatası. Dolayısıyla bu, da... De... Bu besinleri, bu gıdaları nereden bulabiliriz diyenler için sosyal medyası üzerinden e, Ayhan Ercan Bey'e sorabilirsiniz. Bunları Bunların üreten hepsi yerlerden aktarlarda. temin evet. edilebiliyor. Aktarlarda bulunur. Hı -hı. Bunların çok... Her uygun. zaman her aktarda yok ama e, Ayhan Bey. Ya bu anlattıklarımın çoğu var. bir programda geldiniz e, gittim baktım sordum. O ne ya? diye Bakan da oldu yani. Aktarlarda, Maalesef aktarlarda. var. Yani bakın ben ne var? Gelirken ben son e, güncel bilgileri de takip ediyorum. Mesela Çin Gevi'ni çok rahat bulunan biliyor mu diye girerken tamam. baktım. Aslında var, bir kısım yerde var. Ama ben gidip interne... şart şey bir aktarımız var, soruyu. Tamam oraya gidin sorun, çok büyük bir ihtimalle bulacaksınız. Bazıları bulunmuyor da hatta bazıları biz anlatmaya başladıktan sonra, bizim kitaplardan sonra kapsül formları bile çıkmış. Hı -hı. Ama mesela ben bir şey gördüm bugün, Çin Geveni olmayan herhangi bir kökü Çin Geveni diye internette satan bir tane İki tane yer gördüm maalesef orada orayla ilgili sıkıntı var. Hı hı. Buralarda önüne geçmek adına organik sertifikası olması kullandığımız ürünlerin çok önemli. Önemli bir detay. Oraya dikkat edin çünkü niye sadece bizim Tarım Bakanlığı değil aynı zamanda uluslararası sertifikasyon kuruluşları da denetim yapıyor. Dolayısıyla çifte kontrol mekanizması çalışmış oluyor. Çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum iyi hı hı. ürüne ulaşmak anlamında. Hı hı. Ee, ne yapabilirler? Alıçın meyvesini yiyebilirler. Tozunu yoğurtlarına katabilirler. Alıçın sirkesini günde bir çorba kaşığı sabah aç karnına bir bardak suyun içine ilave edip içebilirler. Alıçın çayını da günde iki defa içebilirler. Demleme yöntemiyle hazırlanır. Alıç, alıç mı? Alıç. 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 Evet. Arama motoruna yazacaksınız. Evet evet, alıç çiçeği, alıç meyvesi, evet. alıç sirkesi, alıçın marmelatı. Hı -hı. Yani dediğim gibi evde eviniz müsaitse ne olur alıç zamanı. Hı -hı. Bol bol Şu dondurun. evet bitmek üzere. Gitmek üzere hala vardır ama hala vardır. Hı hı. Ee, dolayısıyla da çok keyifli. Dolaşımı düzenleyeceği dolayısıyla kalp damar evet. sağlığı için, i̇çin çok önemli. Besin. Evet.